Kanuni Esasi'nin ilan edildiği gün sabah gazetesinde padişahın fermanını görüp de sevinçten hüngür hüngür ağladığımı kaydettiğim kahvede bir gün Adanalılarla oturuyorduk. Sokak tarafından kıraathanenin camlarına bir adam yaklaşarak içeriye baktı. Arkadaşlarımızdan ve hemşerilerimizden Zeynel Abidin Bey yerinden fırladı. Hiddetle dışarıya çıktı. Biz de arkasından koştuk. Zeynel Abidin Bey bu adama ağır hakaretlerde bulundu. Sen bir casussun. Şimdi hürriyetçi mi oldun? gibi sözler söyledi. Biz araya girerek kavgaya engel olduk. Adam çekti, gitti. 15 dakika sonra şimdi İzmir valisi olan Kazım Paşa'ya çok benzeyen bir binbaşı ile tekrar kahveye geldi. Binbaşı Zeynel Abidin Bey'i gösterdi. Bunun üzerine Zeynel Abidin Bey tekrar dışarıya fırladı. Ve tabii biz de arkasından. O adam Zeynel Abidin Bey'e kızgın bir sesle ''Sen haddini bilmeyen adi bir adamsın. Sana göstereceğim. Sen beni aşağılayacak adam mısın? Ben İttihat ve Terakki'ye mensubum.'' dedi. Bir kart çıkarttı. Zeynel Abidin Bey'e uzatılan bu kartta İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889-1918 Üyelerinden Lütfi yazılıydı. Zeynel Abidin Bey kartı aldı. Okuduktan sonra yüksek bir sesle Kutsal İttihat ve Terakki Cemiyeti senin gibi bir sefili içerisinde bulunduramaz dedi. Kartı suratına attı. Binbaşı'ya Lütfi Bey hakkında açıklamada bulundu. Binbaşı dinledikten sonra hepimize askerce selam vererek yürüdü. Lütfi Bey de onunla beraber gitmişti. Kişisel işlere karışmayan subayları gerçekten seviyor, varlıklarıyla gurur duyuyorduk. Zeynel Abidin Bey sinirli bir halde, işte böyle adiler, hem hürriyeti hem de hürriyet getiren cemiyeti lekeliyorlar, dedi. Bir sabah Sultan Mahmut Türbesi civarında hamama gidiyordum. Hastalı Mustafa Efendi Zade İsmail Bahabe'ye tesadüf ettim. Nereye gidiyorsun, geri dön, dedi. Ne var? İhtilal var. 31 Mart olayı 1909 Döndüm. Asker ihtilal yapmış. Ayasofya'nın önü askerle doluydu. İsmail Baha Bey devam etti. Yerinden çıkma yine 2. Abdülhamid'in oyunu var galiba. Ne mümkün böyle bir ihtilal olur da benim gibi hürriyetin zevkini tatmış bir genç o heyecanı kalbini kaptırmış bir adam nasıl evine giderek odasına kapanabilirdi? Harbiye nezaretine doğru yürüdüm. Hocaları toplayan, Ayasofya'ya doğru götüren manga manga askerlere tesadüf ettim. Asker bunları adeta zorla götürüyordu. Bir süvari temini arkasında iki süvari olduğu halde sağa sola atını koşturuyordu. Çok büyük bir telaş içinde bulunduğu her halinden anlaşılıyordu. Bu subay Hatice, Sultan Sarayı ve Yanan Feyzi Ati Mektebi karşısında Hamdi Çavuş olduğunu sonradan öğrendiğim bir çavuş ve mifrezesiyle karşılaştı. Bir silah patladı. O anda süvari subayı atından yere yuvarlandı. Atı da arkasındaki askerleri de kaçmışlardı. İhtilalin kumandanı olan Hamdi Çavuş süvari subayını o halde bırakarak biraz daha yürüdükten sonra geri döndü. Hakikaten durum gittikçe dehşetli hale geliyordu ara sıra mavzer kurşunları atıldığı işitiliyordu. Akşam oldu. Oturduğum yere kurşunlu hana döndüm. İzmirli Bezmir Nusret Bey de bu handa otururdu. Yemeğimi yedim, kitabımı okumaya başladım. Yatsı ezanı okunmuş muydu bilmiyorum. Sokakta silahlar patlamaya başladı. Öyle müthiş yaylımlar yapılıyordu ki ciddi savaşlarda bile bu kadar sürekli yaylımlar ender olurdu. Aşağıda oturan Bezmi Nusret'in odasına inmeyi uygun buldum. Kapıdan çıktım. Odamın penceresi önünden 5-10 silahın ateş ettiğini gördüm. Bezmi Nusret kapıyı kapamış, lambasını söndürmüş, odasında sinmişti. Kapısına vurdum. Ses vermedi. İkinci vuruşumda ismimi söyledim. Sapsarı kapıyı açtı. Ne olacak halimiz Kemal'e? Bilmem dedim. Gündüz dolaşan söylentiye göre ihtilal, hürriyetin ve tabii ki yüksekokul talebesinin de aleyhine bulunuyordu. Böyle zamanlarda söylentiler abartılıdır. Yine de kötü ihtimalleri düşünerek kurşunlu hanın demir kapısını kapamış bu işin sonunu bekliyorduk. Silah sesleri yaklaştıkça yaklaşıyor. Hanın sokağı içerisinde bile yaylım ateşleri oluyor gibiydi. Yahut bize öyle geliyordu. Gerçekten korkunç bir vaziyet vardı. Bu hay saatlerce devam etti. Bu sırada hanın kapısının şiddetle çalınması bizdeki heyecan son mertebeye çıkardı. Şimdi ne yapacaktık? Asi askerler hakikatin okulluları kesmeye mi başlamışlardı? İlk kurbanlar bizler miydik? Birkaç saniye sustuk, sessiz ve nefessiz kaldık. Han kapısı adeta kırılıyor, tüfekler de ard arda patlıyordu. Odaya birkaç mektepli daha gelmişti. Böyle körü körüne kudurmuş ihtilalciler elinde ölmektense bunlara karşı durmak gerektiğini teklif ettim. Katılan olmadı. Vaziyetin yürekler acısı halini açıkladım. Sonunda arkadaşlarımı kandırdım. Han kapısının küçük bir kapıcı daha vardı. Onu açacağız. Kapının bir tarafında elimde bir demir parçası da ben duracağım. Öbür tarafında da diğer arkadaşımız bir bekçi sopasıyla bekleyecekti. İlk gelecek Askerin kafasına yapıştıracağız. Derhal elinden silahını alarak kendisini içeriye çekeceğiz. İkinci askeri de böyle tepeledikten sonra iki mavzerle dışarı çıkarak önümüze geleni vuracağız. Hem kendimize hem de Hürriyet'i kurtaracağız. Tertibatı aldık. Kapıyı galiba Bezmi Nusret açmıştı. İçeriye uzanan kafaya demir ve odun inmek üzereyken kalpağından apoletinden bizim handa oturan taşra komiserlerinden birisi olduğunu anladık. O da bizi bu vaziyette görünce ne oluyorsunuz ya dedi. Allah belanı versin bize cinayet işletecektin. Ne var canım asker şenlik yapıyor dedi. Hay Allah belalarını versin böyle aralıksız ateşte ne oluyor? Harbi nezaret önündeki kanun esasice askerlerle Ayasofya'daki ihtilacı askerlerin birleştiklerini hep bir padişahımız, efendimiz, hazretlerinden başka kimseyi tanımadıklarını söylediklerini izah etti bize komiser. Sabaha kadar bir taraftan gönül rahatlığı, diğer taraftan da endişe içinde bazen uyuduk, bazen uyanık kalarak neticeyi düşündük. Acaba ne olacak diyordum. Rumeli baştan başa ayaklanmış. Senelerden beri Avrupa'yı kaçarak Sultan aleyhine çalışıp da hürriyetin ilanı üzerine Rumeli'ye dolmuş hürriyet taraftarlarına rağmen Sultan kanun Esasi'yi gerçekten geri almak mı istiyordu? Yoksa kraldan çok kral taraftarlarının bu oyunu kanlı neticeler mi verecekti? Hükümdar ne demekti? Padişahın hukuki manası neydi? Bunları düşünüyor kendi kendime şöyle görüşler seslendiriyordum. Hükümdar veya padişah, başında bulunduğu milletin idaresindeyken hiç kimseyi sormayan, danışmayan adam mı demekti? Halbuki bu adam peygamberin halifesidir, vekilidir deniyordu. İslamiyet'e kutsal ve sorumsuz kimse olmadığı gibi onlar işlerinde itişare ederler, kuralı vardı. Müslümanlık da istişaresizlik bir araya gelemezdi. Padişahlık ise uygulamada bir şahsın hüküm sürmesi demekti. Hükümdarın meşrutiyet kurallarını çiğneyeceğine gönlüm ihtimal vermiyordu. Lakin gözümüzün önünde 30 küsür sene konuşulmadan hürriyetsiz devam etmiş bir de saltanat vardı. Kısaca ilan edilen kanun esasının geri alınması ihtimali beni kişisel ve vatanı ilgilendiren ciddi endişeler içinde bırakıyordu. Kişisel endişe içindeydim. Çünkü İstanbul'da hürriyet diye coşan gençlerden birisiydim. Mutlaka saltanatçılar beni mimlemişlerdir diyordum. Vatanımla ilgili endişem vardı. Çünkü padişahlığın kanuni esası ortadan kaldırması üzerine padişah başı için şöyle yaparım, böyle yaparım sözleri zaptiyelerin ağzına yeniden dolaşacak. Kim bilir, nice vatandaşlar sözlerinden, yazılarından değil, fikirlerinden dolayı yok edilecekti. Sabah oldu. Doğru sokağa fırladım. Ayasofya önüne gittim. Meydan hınca hınca asker doluydu hocalar, efendiler, beylerle iğne atılsa yere düşmeyecek hale gelmişti. O muazzam kitle sağ tarafta dalgalanmaya başlamıştı. Adliye Nezareti binası Meclisi ve Musan dairesiydi. Mebuslar birer ikişer gelmeye başladı. İhtilalcilerin akşama dek çıkardığı olaydan iki veya üçü kanlı neticelendi. Birisinde Hüseyin Cahit Bey sanılarak Emir Aslan Bey'i milletvekili Ölümü 1909. Parçaladılar. İkinci olayda Ahmet Rıza sanarak galiba Adliye Nazırı Nazım Paşa'nın kanını akıttılar. Çok şişman bir doktor yüzbaşısı vardı. İhtilacı asker onu yakalamış görünüyordu. Okullu subayları öldürüyorlar diye söylentiler olduğu için 5-6 süngülü asker arasında ara sıra dipçi vurularak götürülen doktora acımıştık. Birkaç saat sonra Çemberli Taş'ta Esitir Pazarı karşısındaki Diyarbakır Kıraathanesi sokağında ismi Ruşen olan yüzbaşıyı sağ olarak gördük. Etrafına bazı adamlar toplanmışlardı. Yüzbaşı göz açık bir adamdı. Nereye götürmüşlerse götürmüşler. Orada ayaküstü bir mahkeme yapmışlar. Birisi öldürün doktoru demiş. Doktor bağırmış. Yapmayın ağalar. Ben subay değilim doktorum. Hiç doktor okullu olur mu? diyerek kendini asi askerlerin elinden kurtarmış. Ben yavaş yavaş ümitsizliğe düşmüştüm. Yere batandı, Darül Edeb Mektebi'nin, bugünkü anlamıyla Edebiyat Okulu'nun, müdür yardımcısıydım. Oraya gittim. Okulun sahibi Rahmi Bey siyasetle hiç alakası olmayan bir zattı. Aynı zamanda Darül Funun'un yani üniversitenin, fen veya matematik bölümüne devam ediyordu. Celal Bey, Adliye Nazırı Memduh Bey'in iki okulunun müdürlüğünü yapıyordu. Bu çok nazik İstanbul genci de Rahmi Bey ile aynı düşüncedeydi. Okulun önünden çeşitli topluluklar geçtikçe Rahmi Bey ne olur ya şu fırsattan yararlanalım. Öğretmenler birkaç nutuk söylesin dedi. İtiraz ettim. İhtilal dönemlerinde böyle nutuklar doğru değildir dedim. Siyasi söz gerekmez. Okula dikkatleri çekecek birkaç söz yeterlidir. Bunun üzerine bütün öğretmenler beni uygun gördüler. Artık kalabalığa söz söylemek zorunlu doğmuştu. Okulumuzun İstanbul okulları içinde en iyi okul olduğunu, halkın özel okullara resmi okullardan daha çok rağbet etmesi gerektiğini söyledim. Yaşasın dediler. Biz de yaşayın dedik. Böylece okul müdürünü memnun ettik. Fakat iş bununla kalmadı. Gazeteciler konuşanın ismini sordular. O anda meselenin rengi değişti. Lüzumu yoktur dedimse de muhabirler dinlemediler. Sıra üzerine ismim de verildi. Bir gün sonraydı. İsmail Baha Bey'e rastladım. Ne yaptın Kemali? dedi. Ne yaptım? dedim. İhtilalcilere karşı nutuk söylemesinin ismini almışlar. İş çok fena dedi. Şu halde ne yapalım? Hemen buradan savuşalım. Vapura bindik. İhtilal devam ederken İskenderun yoluyla ailemizin bulunduğu Erzin'e geldik. Diğerlerini bilmem. Çarşıda gezerken insanların beni önemli süzdüğünü, bir kısmının acıdığını, bir kısmının da kindar nazarlarla baktığını fark ettim. Evde babam da yüzüme bakmıyordu. Nihayet sıkıntımı muhasebecinin Bahriye idadesinden uzaklaştırılmış oğlu halletti. Bir gün çarşıda yanıma sokularak söze başladı. Eh Kemal Bey, düşmez kalkmaz bir Allah'a. Üzülme, bizim de başımıza geldi, dedi. Anlamadım, dedim. Canım bu kadar üzülme, insanın başına her şey gelir. Azizim, söylemek istediğin sözleri açık söyle. Ben böyle imalı sözlerden anlamam. Canım, benden de mi saklayacaksın okuldan kovulduğunu demesin mi? O vakit durumu kavradım, eve geldim. Valdeme eşyamı hazırlamasını İstanbul'a gideceğimi söyledim. Babam da gelmişti, otururken hiddetle yüzüme bakarak azarladı. Sen niçin namaz kılmıyorsun? 20 yaşını tamamlamış bir adamın, bilhassa bir Müslümanın Allah'la arasına babalar da giremez dedim. Yüksekokulda mı bu imansızlığı tahsil ettin? dedi. Öfkesinin sebebini sordum. Etrafın muhasebecinin oğlu gibi mektepten uzaklaştırıldığımı yaymaları nedeniyle üzüntülü olduğunu söyledi. Sabah gider okuldan uzaklaştırılmadım ispat ederim dedim. Tekrar İstanbul'a döndüm. Hareket ordusu gelmiş. Ne yapmışsa yapmış. İstanbul'u ele geçirmişti. Halife tahttan indirilmiş. 27 Nisan 1909 Selanik'e götürülmüştü. Sultan Reşat 5. Mehmet 27 Nisan 1909 Osmanlı padişahı olmuştu. Fakat hükümet idaresindeki iktidar partisinin derin bir asabiyeti vardı. Burada şunu da yazmak isterim. Serbestti. 6 Ocak 1908 9 Şubat 1913 Gazetesinde Hasan Fehmi, Ölümü 5 Nisan 1909 isminde bir yazar, çok ateşli yazılar yazarak iktidar partisini eleştiriyordu. Bir gün sabahleyin haber aldık. Hasan Fehmi Bey tabanca ile öldürülmüş. Niçin acaba dedik? İktidar partisi aleyhine sert eleştiriler yaptığı için partiye bağlı subaylar tarafından öldürülmüş dediler. Sanıyorum bu hürriyet devrinde basın hürriyetine sıkılan ilk kurşundu. Bir süre sonra yine güzel ve şiddetli yazılar yazan Ahmet Samim ölümü 9 Haziran 1910 ismindeki yazar da tabanca ile vuruldu. Yazılarından dolayı zabitler tarafından öldürülmüş dediler. İkinci Abdülhamit Selanik'te Alaattin Köşkü'nde tutuklu bulunmasından başka Sultan Reşat gibi hiçbir şeye karışmayan bir padişah memleketin başına geçtiği halde mürteci kelimesi gazetelerde almış yürümüştü. Mürteci, irtica. Hep bu korku ileri sürülüyordu. İrtica ne demekti? Bana öyle geliyordu ki bu bir kuruntuydu. Çünkü padişah ve çevresi 30 milyonluk nüfusa nazaran bir avuç insandan ibaretti. Milletin çoğunluğu hükümet memurlarının zulümleri altında inlemekten bıkmış usanmıştı. Devlet idaresinin iyi gitmediğini yabancılar da vatanseverler gibi görmüş. Aydınların köle ve esir olmayan ümmetin feryatları üzerine Avrupalılar hükümdarlara devam eden yanlışlıkları göstererek buna bir son veriniz demişti. 3. Selim devrinde başlayan ıslahat birçok padişah zamanında fermanlarla yeniden ilan edildiği halde İslahatta bir türlü başarılı olamamışlardı. Mesela Gülhane hatta Hümayun'u diye bir ferman yayınlanmıştı. Bir milletin dertlerini dile getirmek için bundan daha ayrıntılı söz bulmanın imkanı yoktur. Buna rağmen tantanalar ve gösterişlerle okutturulan bu fermanların okunduğu gün bile zulümler devam etmiştir. Bunun sebebini çeşitli düşüncelerden sonra buldum. Buldum demek de biraz haksızlık etmiş olacağım için anılarım olduğu gibi yazayım. 1908 senesiydi. İmtihandan sonra alemin bulunduğu Erzin'e geldim. Komşular akşam ziyaret için evimize gelmişlerdi. Sohbet ettik. Özellikle benim sözlerim kanun esasiye, hakka, hürriyetlere dairdi. Dikkat ediyordum ben haktan, hürriyetten, milletten söz ettikçe dinleyenler memnun oluyordu. Ancak bıyık altından gülen bir adam vardı ki bu alaycı zat benim babamdı. Misafirler evlerine gittikten sonra babama Baba, herkes beni samimiyetle dinlerken sen bıyık altından gülüyordun. Sebebini anlayabilir miyim? dedim. Ay hay oğlum söyleyeyim dedi. Devam etti. Oğlum, otuz küsür seni. Bu milletin başında hükümdarlık eden 2. Abdülhamid, o senin bahsettiğin hürriyet, adalet, eşitlik esaslarını içeren kanuni esasiyi her sene yayınlattığı genel ve resmi salnamenin başına koydurturdu. Anlıyor musun? Kanuni esası. Her yıl yıllığın başında yayınlanır dururdu. Fakat onun her sene yayınlanması milletin hürriyetle yönetildiğini göstermezdi o haklara ve hürriyetlere kavuşmak için yaptırım gücü gerekliydi. Ceza kanununda denmeliydi ki, kanuni esasinin halka kazandırdığı hakları ve özgürlükleri tanımayan memurlar, askerler, komandanlar, bütün devlet adamları şu cezayla cezalandırılacaktır. İkinci Abdülhamid'in Sanname'de yayınlattığı kanun esasiyi siz hürriyetçiler küçük bir kitap haline getirerek dağıttınız. Ne zaman ceza kanunu maddeler koyar memurları devlet adamlarını buna saldırmaları halinde mahkemeyi doğrudan doğruya sevk edecek kanun yaparsınız. O vakit ben de senin sözlerini samimiyetle dinlerim. Şimdi sözlerinizin kıymeti ve karşılığı bıyık altından gülmektir. Düşündüm. Hakikaten vaziyet bundan ibaretti. Mesela Gülhane Hattı Hümayun'u milletin dertlerini tamamen yansıttığı halde çareden neden yoksundur diye araştırmalar yaptım. Gördüm ki bu padişah fermanında sözünü ettiğimiz mal, can ve namus güvenliği gereklerini yerine getirmeyenlere Allah'a havale ederim diyor. Böylelerine ceza vermek lüzumu kimsenin aklına gelmiyordu. Padişahlar devrinde böyle olduğu gibi meşrutiyet devrinde de aynen bu şekilde olmuştur. Hayatımda milletime yaptığım en kıymetli hizmet olarak kaydedilmesi lazım gelen hürriyet-i kanununu, millet meclisine çıkarılmasını, bazıları bana yüklenmesi mümkün günahlardan saydıkları, özellikle Antakya'da bir gencin bu kanunun Türkiye'de anarşi çıkaracağını inandırıldığını bana söylemesi, ileride bu konuda vereceğim çok kuvvetli tarihin gizli kanun sayfalarına ait çok acı anılarımı, layık olduğu önemli kavranmasına, vesile olması için Gülhane hattı Hümayun'undan birkaç satır kaydetmeden geçemeyeceğim. Rahmetli Sultan Mecid'in 1839 tarihinde ilan ettiği Gülhane'de okunan ferman özetle şöyledir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri adalet ve doğruluk devletimizin üstünlük sembolü olarak gücümüzü ve zenginliğimizi artırmıştır. 150 seneden beri yaşanan karışıklıklar neticesinde ise zayıflamasına ve fakirliğe dönüşmüştür. Halbuki devletimizin coğrafi konumuna, çok verimli olan geniş topraklarına ve halkının kabiliyetleri göz önüne alınırsa, millet ve memleketin iyi idaresi halinde 5-10 yılda kalkınabileceğimiz mümkündür. Bunun için bazı yeni kanunlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu kanunların başında can güvenliği, Mal ve namusun korunması, vergi toplanması, halkın askere alınması ve görev süresinin belirlenmesi hükümleridir. Dünyada can, ırz ve namustan daha kıymetli bir şey yoktur. Bir insan bunları tehlikede gördükçe, yaratılışında kötülük olmasa bile canını ve namusunu korumak için elbette bazı çarelere teşebbüs edeceği. Bunun da devlet ve memlekete zarar vereceği açıktır. Buna karşılık can ve namusundan emin olan bir kimsenin doğruluktan ayrılmayarak işi gücüyle meşgul olarak devlet ve milletine hizmetten kaçınmayacağı şüphesizdir. Mal güvenliğinin olmadığı yerde kimse devlet ve milletine ısınamaz, memleketine yükselmesine bakmayıp daima endişe ve sıkıntı içinde yaşar. Tam tersi durumda güveni artar, refaha doğru gider, devlet ve millet gayreti, vatan sevgisi artarak çalışacağı kesindir. Bu fermanı uzun boylu buraya koymakta fayda varsa da kısaltma yolunu tercih ederek fermanı son satırlarına geçmeye uygun buldum. İş bu kanunlar sadece din, devlet, memleket ve milleti kalkındırmak amacına hizmet ettiğinden hükümdarlığımız tarafından bunların aksine harekette bulunulmayacağına yemin ederiz. Bu konuda hırkay Şerif odasına bütün din adamları nazırların hazır bulundukları bir sırada herkes Allah'a yemin edecektir. Din adamı ve nazırlardan kanunlara aykırı hareket edenlerin suçlarına göre uygun görülen cezalarının rütbelerine hatır ve gönüle bakılmayarak verilmesi konusunda ceza kanunu düzenlenecektir. Bu şeklin Allah'ın izniyle sonsuza kadar devam edeceğine, memleketimiz halkına ilan edilip durulacağı gibi dost devletlerde buna şahit olmak üzere İstanbul'daki bütün büyükelçilere resmen bildirilecektir. Allah hepimizi başarılı kılsın ve bu konulan kanunların aksine hareket edenler Allah'ın lanetine uğrasın ve sonsuza kadar rahat yüzü görmesinler. Amin. Bu duanın kabul edilen dualardan olduğu devlet ve millete isyan edenlerin o zamandan beri sürünmelerinden anlaşılmaktadır. Bilmem dikkat ediliyor mu? Babamın bana kanuni esasında halk için yazılan olan haklara yaptırım gücü konmadıkça, hürriyetçilerin yaygarasına akıl sahibi insanların sadece bıyık altına gülmekle karşılık vermesinden daha doğal bir şey olamayacağına dair düşüncesi, işte bu fermanın son satırlarından gelmektedir. Sultanlık derde anlamış, çaresinde bulmuş, fermanda söylemiş fakat uygulamasına geçmemiş. Yani ceza kanunu Avrupa'dan almışlar. Ancak fermanda söylendiği üzere alimler ve nazırlardan her kim olursa olsun kanunlara aykırı hareket edenlerin suçlarına göre uygun cezaların hiçbir rütbeye hatıra ve gönüle bakılmayarak verilmesini sağlayacak hükümler Fransa'dan alınan ceza kanuna konmamıştır. Bu özelliği daha kuvvetli ifadelerle söyleyen Kont Osterorok'tur. Önce Kont Osterorok kimdir? Onu tanıtayım. Bu kişi adaletimizi iyileştirmek için meşrutiyetten sonra devlet görevinde çalıştırılmış bir hukuk uzmanıdır, bir avukattır. Adliye nezaretine yüksek maaş ve müşavir ünvanıyla alınmıştır ki Adliye Nazırı Manyasızade Refik Bey tarafından yapılan istek üzerine hukukun iyileştirilmesi için de bir rapor yazarak adalet sistemimizde gördüğü noksanları bildirmiştir. 1907 senesinde Makedonya'da bazı devletler hukuki düzenlemeler için incelemeler yaptıkları sırada uzman kişilerden fikir sormuşlardı. Bunlar arasında Kont Ostrorok da bulunuyordu. Onun yazdığı rapordan bazı maddeleri buraya almakla yukarıda sıraladığım düşüncelerimin doğruluğunu ve aşağıda bilhassa hürriyet şahsiye kanunu hakkında yaptığım mücadelenin ne kadar bilimsel ve ne kadar vatansever eymerlerle ortaya çıkmış olduğunu ispat edeceğim. Kont Ostrorok Hukuk, İlmi ve Kanunların Karşılaştırılması dergisinde yayınlanan raporunda diyor ki Bilinmektedir ki Osmanlı Devleti'nde ıslahat kanunlarının bazıları Fransa kanunlarından birebir kopya edilmiş ve tamamı o kanunlara benzetilmiştir. Fakat kişi hürriyetini sürekli ve uyulması zorunlu bir esas yapmak için Fransa kanunlarının belirlediği cezalar ya bir gaflet veya garip bir endişe tesiriyle Osmanlı ceza kanunu yazanlarının dikkatlerini hiç çekmemiş veya uyulmaması istenmiş olmalıdır ki diğer hususlarda Fransa kanunu madde madde takip ederlerken yürütme gücünün zulüm ve tecavüzüne karşı kişi hürriyetinin korunması ve savunulması için konulan maddelerini ya hiç aktarmamışlar veya anlaşılmayacak bir hale koymuşlardır. Bazı İstanbul avukatlarının benim olan hürriyeti şahsiye kanunu aleyhine yazdıkları yazıları ilerleyen sayfalarda didikleyerek suratlarına çarpacağım zaman bu hususta daha çok bilgi vereceğim. Hak ve hürriyetin anlamını kavramaya kafaları müsait olmayan adamları şımartan kişileri tarihin adaletli mahkemesine vermelerini şimdiki kuşaktan rica edeceğim. 31 Mart olayının bütün acısını kaydedemedim. Çünkü notlarım zarar gördüğü gibi bu defa güvenlik güçlerinin hiçbir hakka, hiçbir kanuna dayanmadan evimde yaptığı aramada birçok kitap ve belgelerim alındı alındı diyorum. Çünkü bugün Türkiye'de geçerli olan ceza kanununa göre sahibinin izni olmadan alınan her şey istek dışı alınmadır. Bundan dolayı anılarımın birçoğu maalesef eksik yayınlanacaktır. Ben kanun gözünde neyim? Pasaport almadan Türkiye dışına çıkmış Aralık 1930 bir Türk vatandaşı. Bu hareketimin cezası nedir? Hiç şu halde zabıta evime niçin aradı? Ne hakla Millet Meclisi kararıyla verilmiş olan silahımı aldı? Bu silahın alınması ancak mirasımı hiç kimseye bırakmadan ölmemle mümkündü. Kitaplarımı, özel ve siyasi belgelerimi niçin götürdü? Menemen olayı 23 Aralık 1930 için mi? Ben Menemen olayından bir hafta evvel Türkiye'den çıkmıştım. Bir hafta sonra ortaya çıkan olaydan bir vatandaşı sorumlu tutmaya kalkışmak devlet düşüncesi. Kanunun bakış noktası olamaz. Ancak olsa olsa bana karşı muhalefet edenlerin bakışı olabilir. Arkası yarım.